Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. 4. sınıf öğrencileri 1. yazılı sınavdan önce bir de sizlere 2 üniteli quiz hazırlamak istedim. Bu arada yazılı hazırlık dersini kaçıranlar için sağ üst köşeye linki bırakıyorum. Aman dikkatle dinleyin. Bu quizi dilekdemirel.com web adresinden PDF olarak indirebilirsiniz ve öncelikle indirip çözmenizi, sonra buradaki çözümleri benimle birlikte kontrol etmenizi istiyorum. Çok daha başarılı olacaksınız. Kim bilir, belki öğretmen bu soruların aynısını sorar size. Hadi birlikte çözelim şimdi soruları. Önceden çözmüş arkadaşlarımız da kontrol edebilsinler. Match the pictures with the words in the box denmiş. Artık sorular da İngilizce gelmeye başladı. Yavaş yavaş onları da tanıyalım. Ne diyor? Pictures yani resimler. Resimleri verilen kelimelerle eşleştirmemizi istiyor. Tek tek başlayalım. Birinci kelimemiz kalem kutusu. Hemen bakıyoruz ve pencil case'i buluyoruz. Pencil case. Bu arada yaptıkça üzerinden çarpı atarsanız kalanları yerleştirmek daha kolay olacaktır. 2. Pastel boya. Crayon. 3. Kalemtıraş. Pencil sharpener. 4. Tahta. Board. Hatta bunun akıllısına smartboard diyoruz. 5. Cetvel. Ruler. 6. Silgi. Eraser. 7. Kitap. Book. Herhalde en kolayı budur. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ve sonuncusu map. Tabii burada sınıftaki objelerin tamamı yok. Sadece bazıları alınmış. Kalanları da siz mutlaka gözden geçirin. Bu arada ben size yine sağ üst köşeye 4. sınıfın videolarının olduğu oynatma listesinin linkini bırakıyorum. 1. üniteden 10. üniteye kadar tüm ünitelerin konu anlatımı derslerini izleyebilirsiniz. Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Evet, ikinci bölümde match demiş. Match ne demek? Eşleştirmemizi istiyor. Bu kısımda verilenlerle eşleştireceğiz. Hadi bakalım. Give me the eraser please denmiş. Eraser neydi? Silki. Give me, ver bana diyor. Lütfen silgini verir misin bana? Hemen şöyle bir bakıyoruz. Sure. Tabii ki here you are. İşte burada al diyor. Hemen bir numarayı yanındaki kutuya yazıyoruz. May I sit down? May I bir şey yapabilir miyim diye izin almak için kullanılan kalıptı. Oturabilir miyim? May I sit down? May ile sormuş, may ile cevaplamış. Oturabilirsin. Yes, you may. Where is she from? Where ve from. Hemen hatırladınız. İkinci üniteden de hangi ülkeden olduğunu soruyor. She, bir kız var burada. Ona göre dikkat edeceğiz. She ile sordu. She ile başladı. She is from Italy. Is he German? O Alman mı? Bir erkek. Dikkat edin. Bu is'le başlayan sorular yes no'lu cevap ister. Yes, he is de burada bizi bekliyor. 5. Where is Zonguldak? Where, nerede? Yönleri öğrendik değil mi? East, west, north, south gibi. Zonguldak nerede? It's in the north, kuzeyde. What nationality are you? Nationality milliyet. Hangi milliyettensin? Hemen bakalım. I am Turkish. What is his name? Onun adı ne? Name.
His bakın. His name is Mehmet. And how old are you? Kaç yaşındasın? I am 10 years old. Böylece hepsini doğru bir şekilde yerleştirdik. Diğer sayfaya geçmeden önce şu aşağıdaki bölümü de bir açalım mı? Bakalım ne tip sorular karşımıza çıkacak ve üçüncü bölüm karşımıza çıktı. Write the numbers diyor. Sayıları rakamla yazmamızı istiyor. Ya da rakamla verir, yazıyla yazmanızı isteyebilir sınavda. 15, 15, 46, 40 demek, 6 de 6, bir araya gelince 46 oluyorlar. 25, 20, 20, 5 da 5, bir araya geliyorlar, 25 oluyor. 11, 11, 12, 12 ve 19, 19. Sayıları yazmayı mutlaka çalışın arkadaşlar. Okay, number four. Match and write. Eşleştirmemizi ve yazmamızı istiyor. Şurada görüyorsunuz yukarıda dört tane kutucukta kırmızıyla verilmiş. O bölümleri yandaki bölümlere yazacağız. Sude Seda'ya diyor ki, Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Dikkat edin, sorry demiş. Üzgünüm. Üzgünüm demek reddedecek. Red bir şey bulacağız. O zaman not right now. Şimdi değil. Not right now. Üzgünüm, şimdi değil. Biraz üşüyorum da açma. Sonra açarsın. Two. Serap Edise diyor ki, May I join the game? Oyuna katılabilir miyim? Ben de oynayabilir miyim? Sure, tabii ki. Sure. Let's play. Hadi oynayalım. Okay. Mert, may I go out diyor. Dışarı çıkabilir miyim diyor. Öğretmen de bla bla you may diyor. Of course. Tabii ki demek. Tabii ki çıkabilirsin. Ve sonuncusunda may I help you? Sana yardım edebilir miyim diyor. Thank you. Teşekkür ederim. Yani burada iki anlam çıkar aslında. Teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacım yok ya da sağ ol ya, iyi ki yardım edeceksin bana anlamı çıkabiliyor bu şekilde. Bunları da gözden geçirmiş olduk ve 8 puanı cebimize attık. Ülkeler arkadaşlar, ülkelerin country nationality eşleştirmelerine mutlaka çalışmalısınız. Kesinlikle çıkacak. Turkey ülke, country kısmı ülke, nationality'si milliyet. Hadi bakalım. Türk diyeceğiz. Bu Türkiye Turkish. Evet. Şimdi bu sefer nationality'sini vermiş. British, Britain. Birleşik Krallık, İngiltere. Germany, Almanya. German, Alman. Italian, İtalyan demek. O zaman ülkesi de Italy. Bu arada bayraklarını da mutlaka bilin. France, Fransa, milliyeti French, Fransız. Spanish, İspanyol, ülkesi Spain. Pakistani, Pakistan. Ülkesi Pakistan, Pakistanlı. Japanese, Japon ve Japan. Japon. Ülke Russia. Rus diyeceğiz. Russian. The USA, Amerika Birleşik Devletleri. Amerikalı diyeceğiz. American. American. Iraki. Iraklı. Irak. Irak. China, Çin.
Chinese, Çinli. Bu eşleştirmeleri de mutlaka yazabilmeyi bilmeniz gerekiyor ve bayraklarıyla tanımanız gerekiyor. Evet, bir resim verilmiş. Bu çocuklara bakacağız. Look at the picture and fill in the blanks. Yanda verilen bilgileri kullanarak bu boşlukları dolduracağız. Hi, I'm Maria. İsmini söylerken I'm ile söyleyebiliyoruz. My name is Maria ya da I'm Maria. Bu kız konuşuyor. I am blah blah years old. Years old yaşımızı söylüyordu. Hop, bilgiyi aldık. Ten. I am 10 years old. Veya yazıyla ten de yazabilirsiniz. I'm 10 years old. I am from dedi mi ülkeyi alıyoruz. Hangisi ülke? Spain. İspanya. I am from Spain. Ve ben İspanyolum. Spanish. Love my country. Ülkemi seviyorum. Evet, altta yine pembe bir gizemli bölge. Açalım mı? Komple açıp son bölümü de birlikte yapalım. Look at the picture and fill in the blanks diyor. Bakın, İzmir, Sinop, Antalya ve Van. Demek ki size biraz önce de bahsettiğim doğu, batı, kuzey, güney meselesi bu. Resme bakıp boşluğu dolduracağız. Cümleyi tam olarak yazmamız gerekiyor. Dikkat edelim. Where is Sinop? Şimdi bakalım. Sinop burada. Nerede? Kuzeyde. O zaman Sinop is diyebilirim veya it is diyebilirim. It is in the neresi? North. Kuzeyde. It is in the north. Where is İzmir? İzmir is veya it is in the west. Şunun yerine İzmir'i yazabilirsiniz. Where is Antalya? It is in the south. Ya da Antalya is in the south. Güneyde. Ve Van. Where is Van? Van is ya da it is in the east. Böylece yönleri de birlikte gözden geçirmiş olduk. Size linkini verdiğim yazılı hazırlık dersini ve 1 ve 2. ünitenin konu anlatımı derslerini de mutlaka izleyin arkadaşlar. Birazdan yine linkler karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar, inşallah sınavda hepiniz 100 alacaksınız. En yüksek, en başarılar size gelecek. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bana bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz soru ve görüşlerinizi. Beni sosyal medyadan da velileriniz kanalıyla takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da ve dilekdemirel.com web adresini de mutlaka ziyaret edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.